Merhaba sevgili arkadaşlar, herkese hayırlı akşamlar. Bugün 2 Temmuz Cuma, Belmont Park Amerika yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlar program fazla vaktimiz kalmadı. Şu anda saatleri görüyorsunuz. 19.30 yani yarım saat sonra yarışlar başlıyor. Ben fazla söz uzatmadan hızlı bir şekilde geçeceğim. Zaten 2. 5. ve 6. koşularda kum pisti alındı. Tabii son 2 yarış ne oldu belli değil. Şu anda değişmeyecek görüntüsünde. Ama siz yine her ihtimalle karşı 2. altılı Ganyan'ı hazırlarken beklemenizi tavsiye edeceğim. Çünkü orada birkaç tane kumcu yarışlar belki kuma alınır diye bekliyor arkadaşlar çıkmadan. Eğer çim olursa orada da bayağı safkanlar, yani çim de olsa kum da olsa bayağı safkanlar çıkacak o iki koşuda da. Bunu da belirteyim arkadaşlar. Ben birinci koşudan itibaren başlıyorum. Birinci altılı Ganyan'ı ilk ayağı, birinci koşusu Maiden satış koşusu, dişilere ait 3 ve yukarı İngilizleri 1400 metre kum yarışın hemen oranlar bölümüne geçelim arkadaşlar. Evet, oranlar da değişebiliyor. Az önce farklı favoriler vardı. Bakayım. 4-10 Miss Alex. Evet, adres doğru. 4-10 Safkan 1.75. 5-10 Safkan 1.75. 1-10 Safkan 2.25. 6-10 Safkan 12 lira. 2-10 Safkan 22 lira. Ve 3-10 Safkan da 25 lira gibi orana sahip. Ben hızlı şekilde anlatacağım arkadaşlar. O yüzden kusura bakmayın. Burada benim favorim 4-10 Miss Alex. Bir Fas ana temsilcisi Irat Ortiz Junior ile ilk şans verdiğim isim. En ciddi rakip konumuna da bir konsilitiyum temsilcisi olan 5-0 This Lady Is Love Manuel Franco ile bana göre en ciddi rakip konumunda olan isim. Yani 4-5 bende biraz daha gruptan ayrılmış gözüküyor ama tabii ki diğer safkanlarda da geliri var. Bunlardan öncelikli olarak 1-0 Shiny Colors bir partner temsilcisi Luis Saez'de ve 6-0 Laas bir Rise Day temsilcisi Luis Cardenas'la start alan bu safkanda. Eğer bu 4-5'in yanına at yazmak isteyenler için önereceğim isim. 4-5 önce 1 ve 6 daha sonra şanslı gördüğüm isimler. Gelelim pist değişikliğine uğrayan ilk koşu, yani ikinci koşu Maiden satış koşusu. 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metrelik kum yarışında. Burada sadece 6-0 Safkan'ın yarıştan çıktığını görüyoruz arkadaşlar. Hemen oranlara bakalım, bu oran açılmış mı? Şansımıza bakalım. Evet, oranlar burada da bazılarının, evet açılmış ya. Arkadaşlar burada 3-0 Safkan 1.20, 7-0 Safkan 2 lira, 4-0 Safkan 4.5 lira, 1-0 Safkan 5.5 lira, 5-0 Safkan 14 lira, 2-0 Safkan da 16 lira gibi orana sahip. Biraz beklesek bakalım açılalım. Evet, burada 10-0 Safkan 25 lira, 9-0 Safkan ve 8-0 Safkan da 33 lira gibi orana sahip. Hemen programımıza geçelim arkadaşlar. Burada da az önce İstanbul için ikinci ayak koştu da 3-0 Safkan geldi. Ben bugün 2 lira kusurata bir oyun yapayım dedim. Normalde yapmadım altını, bugün yaptım. İlk ayakta 8'i tek attım sürpriz diye. İkinci ayakta Tanır Kız'ı tek attım. Valla ilk ayaktaki 8 geçemedi bir türlü 10-0 Safkan'ı. Geçseydi şimdi bu da gelmişti. Evet, aslında çok güzel 2 at 3 at 2 at o şekilde bir oyunum vardı. Şans işte, yine istemedi. Olmayınca da olmuyor, ne yapacaksınız arkadaşlar. Neyse, gelelim buradaki bizim yorumlara. Ben burada 1-0 Damiliano, bir Tizvay temsilcisi Louis Saez de benim ilk şans verdiğim isim. 3-0 Papa Smooth, bir Boston Stones temsilcisi Dalin Davis de start alan Safkan, ikinci sırada şans verdiğim isim. 5-0 Diversity, bir Giant Surprise temsilcisi Manuel Franco start alan Safkan da bir kez koşup yedincilik geldi. Tamam, ben bugün çok iyi yarış koşmasını bekliyorum. 8-0 Napoleon Complex, bir Upstart. Bence çok iyi bir yarış koşması lazım. Yani tam bir kum orijini. Anneden biraz çime kaçıyor ama olsun, babadan da biraz da kuma kaçması iyi. Luis Cardenas'a start alacak olan bu Safkan. Handikap puanı aldanmayın bu Safkan. Sonuncu ata da olduğuna da kesinlikle aldanmayın arkadaşlar. 8-10 Napolyonsuz oynamayın. Napolyon ne demiş? Para 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 arkadaşlar, dikkat edin. Bakın bu sinyal, bence Napolyon bu at için söylemiş bunu. Dikkat edin. Daha sonra 7-0 Disrak Atak. Artık atak yapıyor. Bir Normandy Invasion temsilcisi Irat Ortiz Junior'a da diğer şansı verdiğim isim. Yani 1-3-5-8-7. Öncelik bir at daha yazarsak 4-0 The Great Gazo, bir Malibu'nun temsilcisi Jose Lescano start alan Safkan'da yine böyle uygunsuz bir grupta şanslı diğer isim arkadaşlar. 1-3-5-8-7 önce 4'te daha sonra. Günün 3. koşusu 7'li plase ve 3'lü Ganyan ayağımızın da açılış ayağı olan bu koşuda 6 Safkan vardı. 3-10 Safkan çıkınca 5 Safkan'a kaldı. Bir satış koşusu şartlı. 3 ve yukarı İngilizlerin 1700 metrelik kum yarışın hemen oranlar bölümüne geçiş yapalım arkadaşlar. Napolyon'u boşa almayın arkadaşlar. Adam boşuna para dememiş. Evet arkadaşlar, burada kritik bir oyun sistemimiz var. Ne diyeceksiniz? 5 ve 6 satışlar kapalı. Eşit ikisi de. En yakın rakipleri 16 liradan başlıyor. Gerçi bir 4-0 Safkan burada bir 10 lira 14 lira var. 2 de 33 lira var. Yani 5-6 satışları kapatmışlar arkadaşlar. Baktığımız zaman bu 5 ile 6'ya en son yarışında beraber koşmuşlar arkadaşlar.
5 nolu safkan ikinci, 6 nolu safkan da 5.lik elde etmiş. Tabii o gün de 6 nolu safkan biraz daha ön plandaydı. Ben de burada bir riske gireyim. Ya istiyorsanız 2 at yazın arkadaşlar, kapatmış gibi olursunuz. Bu 2 atın dışına pek safkanın gireceğini tam yönetmiyorum ama ben burada bir risk alacağım. 5 nolu runabout bir Oxbow temsilcisinin Louis Saez'e ben de banka olarak geçeceğim arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Eğer dediğim gibi burada 5-6 ayrılmış bu grupta, ben tercihimi 5'ten yana kullanacağım bank olarak ama siz tercihinizi 6'dan yana da kullanabilirsiniz veya 5-6 da yazabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış, başka yere tek de atabilirsiniz arkadaşlar. Gelelim bir sonraki koşuya. Günün 4. koşusu 2. altılı Ganyan'ın ilk ayağı olan bu koşuda 7 safkan vardı. 2 nolu safkanın yarıştan çıkmasıyla 6 safkan haline gelen bu satış koşusunda şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1600 metrelik kum yarışının hemen oranlar hanesine geçiş yapalım arkadaşlar. Bugün altılı para verir bence ya. Bu altılı çünkü çok kişi böyle pistler değişti mi? Benim hoşuma gidiyor. Pistler değişti mi ama başkalarının hoşuna gitmiyor herhalde. Altılar değişik para veriyor. Gelelim buradaki oranlara. 3 nolu safkan 2 lira. 6 nolu safkan 2,5 lira. 4 nolu safkan 2,75. 7 nolu safkan 5,5 lira. 1 nolu safkan 8,5 lira. 5 nolu safkan 12 lira. Hemen programımıza geldik. Burada ben bayağı eşit şanslı görüyorum arkadaşlar. Burada yani kusura bakmayın biraz yükleneceğiz ilk ayakta. Nedenine gelince söyleyeyim size, yarışın direkt atı arkadaşlar. Bu 3 nolu safkan 1200-1300 koşuyan bir isim. 1600'de başarısı olur mu olmaz mı? Ben emin değilim ama ben en azından bildiğim yoldan gideyim arkadaşlar. O yüzden ben de önceliği 4 nolu Pierre Forti'ye vereceğim. Bu City Zip temsilcisi Irat Ortiz Junior'a en azından mesafesine koşan bir isim. Ve safkanında sağlıklı formda. Anne kanatı da bir AP Indy gibi yine çok kalite bir yarışın. Yani baba da City Zip iyi zaten. Benim ilk tercihim Irat Ortiz Junior'daki 4 nolu Pierre Forti olacak. Daha sonra 7 nolu Beat of Flav, bir Shanghai Bobby temsilcisi olan bu safkanda Louis Saez'e yine iyi safkan. Bana göre bu mesafenin de iyi bir safkanı. Orijin de iyi. Bence Louis Saez'e de iyi etkili yarış koşar. 5 nolu Anzio Beach, bir Uncle Mo temsilcisi Omar Hernandez Moreno start alan bu safkanda yine bana göre kendine uygun grupta. 3 nolu Beach Front, bir Smart Beat temsilcisi Ozel Lescano start alan bu safkanın yurt dışının bayağı favori konumda olan bir isim. Ama dediğim gibi 1200-1300 koşmuş ama safkan iyi yani. Bir koşayım derse yani bu grupta bence hiç affetmez. O konuda bir isim. Yani 4-7-5-3 bende biraz daha ön planda ama tabii ki bir de 6 nolu Tapalis var. Tonalis temsilcisi. Javier Castellano da şu an Türkiye'de de favori konumda olan bir ismi de ilave edebilirsiniz. 4-7-5-3 önce 6'da daha sonra şanslı gördüğüm isim. Günün 5. koşusu Maiden 2 yaşlı İngilizlerin 1000 metrelik kum yarışında, burada da çim pistten kuma alındı bu yarış. 1-4-10 nolu safkanlarında yarışların çıktığını belirteyim arkadaşlar. Gelelim hemen buradaki oranlar hanesine. Evet, buradaki oranlar da en azından gözüküyor. 7 nolu safkan 3 lira, 8 nolu safkan 3 lira, 6 nolu safkan 3,5 lira, 4 nolu safkan 5 lira, 10 nolu safkan 6 lira, 3 nolu safkan 8 lira, 1 nolu safkan 12 lira, 2 nolu safkan 25 lira, 5 nolu safkan 33 lira, 9 nolu safkan da 66 lira gibi orana sahip arkadaşlar. Hemen programımıza geçelim. Zorlu bir yarışımız var. Pist değişikliği var. Ama ben her şeye rağmen 7 nolu Rao Krog, bir Declaration of War temsilcisi Manuel Franco ile tek koşmuş olduğu ki yarıştaki güzel ikinciliğe ben bugün normal şartlar altında kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. Her ne kadar oranlar birbirine çok yakın olsa da bu safkanın ben yarışını beğendim. Yani küçük ve risk sevenler için banko arkadaşlar, benim bu 7 nolu Rao Kroge Manuel Franco ile alternatif bankom ama illa da rakip arayanlara da 3 nolu Surprise Boss, bir Var Dancer temsilcisi Jose Lescano start alan safkan benim ikinci sırada şans verdim ama daha sonra da 8 nolu Ron Curtis Rohan, bir Summer Front temsilcisi Rat Ortiz Junior ile ilk yarışına çıkıyor ama bu safkan bayağı iyi bir kalite safkan görünümde. Bir de 6 nolu Pickens Church ile bir Union Jackson temsilcisi Elit Cancı'da start alan bu safkanda ilk kez koşacak olmasına rağmen benim diğer şans verdiğim isimler. 7 nolu safkan alternatif bankom, rakip arayanlarda 3-8-6'yı da ihmal etmemesi gerekir diye sizlere öneriyorum arkadaşlar. Günün 6. koşusu Maiden dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1700 metrelik kum yarışında. Burası da çimden kum alındı. 1, 2 ve 8 nolu safkanların yarıştan çıkmasıyla hemen programımıza bakalım. Bu oranlar inşallah açılmıştır. Çünkü kapalıydı bu az önce. Evet, açılmışlar arkadaşlar. 11 nolu safkan 1.75 orana sahip. 9 nolu safkan 2.5 lira. 6 nolu safkan 6 lira. 4 nolu safkan 6 lira. 3 nolu safkan 7 lira. 10 nolu safkan 10 lira.
Evet, 10 nolu safkan 10 lira, 7 nolu safkan 12 lira, 5 nolu safkan da 14 lira gibi orana sahip. Hemen bu zorlu programda da benim önereceğim isimler şu şekilde arkadaşlar, sıralamam. 9 nolu Abid Irish Sass, bir Loban temsilcisi Luis Saz'e start alan safkan, bana göre bu pistin iyi bir ismi. Daha sonra 4 nolu Tapin Cedar, bir Tonalist temsilcisi Manuel Franco'ya start alan safkan. Kesinlikle ihmal edilmemesi gereken isim, bir tek yarış dördüncülü, bence çok iyi. 11 nolu Raffinity, bir Tonalist temsilcisi Rat Ortiz Junior'da start alan safkanda şu anda favori konumda olan bir isim. Ve 6 nolu Holy Braze, bir Lions Map temsilcisi Eric Cancel'da start alan safkan. İki Çim yarışından sonra kuma dönüyor. Bana göre Çim'de iyi koşar ama kumda da farklı değil arkadaşlar. Kumu da iyi koşan bir orijine sahip bu isim. Bence iyi yazacağız arkadaşlar. 9-4-11-6. Bu 4 safkan önceli şans verdiğim isim ama baya ben geliştiririm derseniz de o zaman 3 nolu Eponus Dream, bir Orta temsilcisi bu pistte yine iyi koşar. Dalian Davis'te 10 nolu Road to Remember, bir Melham Road temsilcisi, tam bir kum orijini. Ozales Cano'nun start alan safkanda bana göre bugün yine etkili yarışlardan birisini çıkarabilir. Bir de 7 nolu Califilis, bir California Chrome gibi süratli yapıda şampiyon bir safkanın tayı olan bu safkanda John Velasquez'e bir yarış gören bu isimde bugün iyi bir yarış koşmasını bekledim. Diğer isim olur. 9-4-11-6 önce 3-10-7'de daha sonra şanslı gördüğüm isimler. Günün 7. koşusu şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1600 metre kum yarışında 1, 6 ve 8 10 safkanların yarıştan çıktığını görüyoruz. Zaten 1 ve 8 ekürüymüş. Artık ekürlük kalmadı. Hemen bakalım buradaki oranlar nasıl. Yine zor bir koşu. Arkadaşlar burada 5 safkan kalmış. 2 nolu safkan 1.20. 3 nolu safkan 2.5 lira. 5 nolu safkan 5 lira. 4 nolu safkan 6 lira. 7 nolu safkan 9 lira gibi oranlara sahip. Hemen programa geçelim. Buraya baktığım zaman 2 nolu Kid Bourbon, bu Lemon Drop Kid temsilcisi Rat Ortiz Junior'la kazanmasın bence en normal sonuç olur. Benim bugün alternatif banka olarak önereceğim arkadaşlar. Eğer ben bu ayağı liman olarak görmek istiyorum derseniz 2 nolu Kid Bourbon bana göre kazanması en gayet normal sonuç olur. Hem çimde hem kumda iş yapan bir isim. Ama bu safkanı yıkmak isterseniz, rakip yazmak isterseniz de bana göre geri kalan 4 safkanı yazmanız gerekir arkadaşlar. Bunlar öncelikle sıralamam 3 nolu Uncle Moonlight, bir Uncle Mo temsilcisi Manuel Franco ile safkan iyi bir kum orijini. Tabii ki 4 nolu Lines Fire, bir Bayern temsilcisi yine çok iyi bir kum orijine sahip. Benjamin Hernandez'e hata kafetmez. Son yarışı kazanan bir isim. Daha sonra sırasıyla 5 nolu Paradigm Fire, bir Collette Rod temsilcisi ve 7 nolu Fingal, bu Noble Mission temsilcisinde ilave edebilirsin arkadaşlar. Ya 2'yi tek atacağız arkadaşlar ya da dediğim gibi bu diğer 4 safkandan istediğiniz rakibi olarak yazabilirsiniz veya bayağı kapatabilirsiniz arkadaşlar. Ya 2 banko adayım, alternatif bankom, rakip yazmak isterseniz de hepsi arkadaşlar. Günün 8. koşusu opsiyonlu satış koşusu, şartlı dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1400 metrelik çim koşusu. İşte bu ayak kuma alınır mı alınmaz mı, işte bunun neticesinde bekleyen safkanda var. Burada bayağı 3-4 tane safkan en azından hazır kıta bekliyor, kuma alınır mı alınmaz mı diye. Tabii inşallah 6'lıdan önce belli olur da herkes de ters köşe olmaz diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani bunu yapacaklarsa şimdiden yapsınlar. Yoksa bayağı yarışsever mağdur duruma düşer diye düşünüyorum arkadaşlar. Burada oranlar yok arkadaşlar. Oranlar açıklamamış. Ben hemen geçelim şurada. Bakın arkadaşlar bu 10 benolu besli bulu. Eğer bu yarış kuma alınırsa bu atı tek atın. Bakın. Ama şöyle bir avantajımız var. Büyük ihtimalle bu safkan AGF olur. Eğer bu 9 benolu safkan yarıştan çıkarsa, hani çimden kuma alınırsa bu büyük ihtimalle 9 nolu safkan yarıştan çıkar. 11 koşar. Yani Irat Ortiz Junior o zaman buna biner. Bu kazanır. Yani sıkıntımız yok. Ben çünkü burada banko tutuyorum. 9 nolu Kokapelli, Inton Mishif temsilcisi Irat Ortiz Junior'la benim banko ismim arkadaşlar. Ama dediğim gibi yarış kuma alınırsa bu çıkar. Yani 9 çıkar, 11 koşar. 11 AGF olur. 11 kazanır arkadaşlar. Yani sıkıntımız yok. O yüzden ben gönül rahatlığıyla 9 nolu Kokapelli'yi rahatlıkla tek atabilirim. İster yarış pist değişsin, ister şey olsun, fark etmez arkadaşlar. Günün son koşusu, opsiyonlu satış koşusu, yine şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1700 metrelik çim koşusunda. 13 safkan var idi. 1 ve 6 nolu safkanların yarışma çıkmasıyla 11 safkanı var ama yine dediğim gibi burada birkaç tane safkan daha çıkacak arkadaşlar. Yani bunu ben size söyleyeyim. Açık ve net olarak söyleyeyim, çıkacak. Çünkü neden? Yine burada kumcu safkanlar var. Hani yağmur doğasına çıkmış gibi bekliyorlar. Yani pist değişir mi değişmez mi diye. Haklı olarak bekliyorlar. Değişirse de artık Allah'a kerim olur. Gelelim bakalım buradaki oranlara arkadaşlar. İnşallah açılmıştır diyeceğim ama pek sanmıyorum. Evet, maalesef oranlarımız yine burada da yok. Geçelim buradaki tahminlerimize. Ben çim piste göre tahmin veriyorum. Zaten kum olursa da zaten kalan atları yazarsınız arkadaşlar. Çimcilerin hepsi bir kere kesinlikle çıkar. Türkiye gibi değil arkadaşlar. En azından bunu rahatlıkla söyleyeyim ben size.
Burada 5 nolu Ghost Giant, bir Forest Giant hepsi için Javier Castellanos'tan alalım. Safkan benim ilk şans verdiğim isim. 2 nolu Quiet Old East, bir Bracken Wolf temsilcisi Dylan Davis'e start alalım. Safkan benim ikinci sırada şans verdiğim isim ve Türkiye'de şu anda baya baya bomba konumunda olan bir isim. Daha sonra 9 nolu Mo Fight, bir Uncle Mo temsilcisi Benjamin Hernandez'e start alalım. Safkan da oldukça etkili performansı sahip bir isim ve sürpriz konumunda olan bir isim. Bir de 7 nolu Gold Old Boy, bir Freud temsilcisi, tam bir Chim Orjini, Rat Ortiz Jr. start alalım. Safkan da şu an gördüğünüz gibi favori konumunda olan bir ismi yazacağız. 5-2-9-7 öncelik şans verdiğim isim ama boya biraz daha genişletelim, burası biraz SOS veriyor derseniz de o zaman 8 nolu Cricket Hat, bir First Samurai temsilcisi Eric Chancellor start alalım. Safkan da Chim performansıyla harika. 4 nolu Something to Tell You, Hunter Colt temsilcisi Manuel Franco'yı start alalım. Safkan da yine hata affetmeyecek onda. Bir de 10 nolu Not For Balls, bir Pioneer of the Night temsilcisi Jalon Samuel'le start alacak olan bu Safkan da yine Chim pistteki güzel performansıyla yazılması gereken diğer isim olur. Arkadaşlar ben hızlı şekilde şablon okuyayım. Birinci koşu 4-5 önce 1-6 daha sonra. İkinci koşu 1-3-5-8-7 önce 4 sonra. Üçüncü koşu 5 nolu Safkan benim bankom. Yani ben bunu tercih ettim ama dediğim gibi eğer at yazacaksanız 6 kapaması olur arkadaşlar. Yani 5-6 veya tercihiniz 6'dan yanaysa bir şey, lafım yok. Ben sadece son yarışında 5-6'yı geçti diye 5'e biraz yöneldim. Bir de Jockey'ine biraz. Gerçi ötekisinin de Jockey kötü değil ama onu da belirteyim arkadaşlar. Günün 4. koşusu yani 2. altılı gayanın ilk ayağı 4-7-5-3 önce 6 daha sonra. 5. koşu 7 nolu Safkan alternatif bankom 3-8-6 rakip olarak. 6. koşu 9-4-11-6 önce 3-10-7 daha sonra. 7. koşu 2 nolu Safkan alternatif bankom, rakip arayanlar hepsi. 8. koşu 9 nolu Safkan bankom. 9. koşu 5-2-9-7 önce 8-4-10 daha sonra şans verdiğim isim arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek umuduyla. Hoşçakalın arkadaşlar.